mensupları hain ve bu ülkeyi karanlık noktalara götürecek çeteler tarafından katledildi. Öncelikle hem günümüzün şartlarına uyarak 35 sene önce Uğur Mumcu bugünleri görmüştü zaten. Hep barıştan, hep Türkiye'nin geleceğinden bahsetmişti. Bugün gündemde olan en önemli şey Uğur Mumcu bu günleri gerçekten görmüştü. Uğur Mumcu ile geleceği inşa ediyoruz. Gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu cesur, ilkeli, dürüst gazetecilikten ödün vermeden korkusuzca kullandığı kalemin gücüyle sürdürdüğü onurlu yaşamını haince kurulan bir pusuda kaybetmesinin 25. yılında yine sevgi, saygı ve özlemle alıyoruz. 24 Ocak 1993 tarihinde karanlık eller tarafından arabasına konulan bir bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren araştırmacı, gazeteci yazar Uğur Mumcu, ülkemizin yetiştirdiği sayılı ve hiçbir zaman doldurulmayacak büyük bir şahsiyettir. Sağlıklı bir toplumsal yapının temeli adalet, demokrasi ve barış olgusudur. Toplumsal değerlerde bu olgular daima güçlü, daima ilerleyen, daima yol gösterici olmalıdır. Barış, adalet ve demokrasi duygularının yıpranması, artık bu kavramlara inancın kalmaması toplumların başına gelebilecek en kötü durumlardan biridir. Uğur Mumcu kimdir? 1942 Kırşehir doğumlu, Ankara Devrim İlkokulu, Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi, Ankara Hukuk Fakültesi 1965 mezunu. Henüz öğrenciyken Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Türkiye Sosyalizmi adlı makalesiyle Yunus Nadi ödülünü almıştır. Askerliğini yapmaya hazırlandığı 12 Mart döneminde bir yazısında ordu uyanık olmalı sözleriyle orduya hakaret etmek ve sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak suçun işlediği iddiasıyla Momak Askeri Cezaevinde birçok aydınla birlikte bir yıla yakın gözaltında tutulmuştur. Mumcu bu davadan dolayı 7 yıl hapse mahkum edildi. Bu karar Yargıtay tarafından bozuldu ve serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra askerliğini yedek subay olarak yapması gerekirken 1972-74 yılları arasında Ağrı Patnos'ta sakıncalı piyade eri olarak tamamladı.